Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş geçen aylarda koronavirüse yakalanmıştı. Daha sonra durumu ağırlaşmış, yoğun bakımda entübe edilmişti. Başta Alişan olmak üzere tüm aile hastane bahçesinde tek yürek doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyordu. Arayan, soran, gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hala arıyorlar, hala soruyorlar. Müjdeli haber Alişan'ın arkadaşı Yaşar İpek'ten gelmişti. İpek durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu. Zor bir süreç. İnşallah iyi olacak. Geldik ziyarete. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de dua ediyoruz zaten. Hepimiz dua ediyoruz. İnşallah iyi olacak. Ne diyor doktorlar? Son olarak nasıl bilgiler aldınız? Valla bugün birkaç göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliymiş. Onun için bir güzel bir haber aldılar az evvel. Biraz daha yüzleri güldü. İyi olacak inşallah. Yaşının genç olması. O kadar seven insanlar dua ediyor. Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah. Yok, normal bildiğimiz şey bu. Herkesin gözü kulağı hastanedeydi. Alişan'ın eşi Buse Varol, bayramın ilk günü sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarla yürekleri sızlatmıştı. Allah'ım sen kalbimizden geçeni biliyorsun. Bir sonraki bayramda Selçuk'umuz da yanımızda olsun demişti. Ve acı haber gece saatlerinde geldi. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Fanatik bir Fenerbahçeliydi Selçuk Tektaş. Maçları hiç kaçırmazdı. Alişan'la da araları çok iyiydi. Abi kardeşin arasından su sızmazdı. Vaktinin pek çoğunu ailesinin yanı sıra kardeşiyle geçirirdi Alişan. Burak Tektaş, Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini de üstleniyordu. Diğer yarısını kaybetmişti Alişan. Geçen ay Selçuk Tektaş'ın doğum gününü de şu satırlarla kutlamıştı. Eliz'le Burak senin gibi amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkanda hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. 2009 yılında Merve Tektaş'la evlenen Selçuk Tektaş'ın Ceylan ve Eyşan adında da iki kız çocuğu vardı.